asla yönetilmeyi sevmez. Bu adamlar dominanttır. Bu adamlar liderdir. Yani böyle lider davranışları sergilerler. Esna bu şekilde davranılmasını ister. Yani liderliğinin iktidarının açıkça tanınmasını ister. Aslanla birlikte olacaksanız alttan alma şampiyonu olacaksınız. Yani aslanı pış pışlayacaksın sürekli. Pohpohlayacaksın yani. Alttan alacaksın onu. Yoksa aslan erkeğiyle birlikte olabilme imkanın yok. Her şey karışır. Bu hassas bir konu. Kadınların bu konuda çok dertli olduklarına şahit oldum. Aslan erkeği ben kadınıma sahip çıkarım, kadınımın her şeyini bilirim der ama gerçekten de burnunu her şeye sokabilir. Aslan erkeği kıskanç bir erkek bakın. Kıskançlık iyi bir şey mi? Bu tartışılan bir konudur. Çünkü sahiplenmekle kıskançlık arasındaki fark şudur. Kıskanç insan ima eder. Yani bir takım konularda suçlamalarda bulunur. Her, her şeyden haberim olsun. Kadınlar burada muazzam bir müdahale, muazzam bir burnunu sokan bir adam görünce özellikle birçok kadın bundan hoşlanmıyorlar. Aslan erkeğini nasıl etkilerim? Arkadaşlarının seni sevmesi lazım. Eğer aslanın arkadaş çevresi seninle ilgili güzel referans veriyorsa seni sevdiyse, seninle muhabbeti, dostluğu, sohbeti, makarayı, mizahı sevdiyse adamı tavlarsın. Çünkü aslan arkadaş canlısıdır. Size kötü bir haberim var. Bu adamlar dikkat çekmeye bayılıyorlar. Yani onu gerçekten beğendiğinizi, takdir ettiğinizi söyleyin. Övün onu. Pışpışlayın. Ya sıkıcı biliyorum. Bunu yapmanız gerekiyor. Yani buna ihtiyaçları var. Bunu hissetmek istiyorlar. Aslan erkeğiyle bir yakınlaşma varsa hani ilişkiye dönmeyen, beğendiğinizi hissettirin. Yani ilişki böyle başlarsa, hani sizin beğeninizle başlarsa, ona karşı bir ilginiz